Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son nöronlara yardımcı olan hücrelerden bahsetmiştik size. Nöronun yapısından bahsetmiştik. Şimdi geliyoruz artık neye biliyor musunuz? Artık nöron çeşitlerine, sinir hücrelerinin çeşitlerine bakacağız. Şimdi biz sinir hücrelerini ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bir görevlerine göre, bir de şekillerine göre. İlk önce görevlerine göre olan sinir hücrelerinden bahsedeceğim. Daha sonra da şekillerinden bahsedeceğiz. Şimdi bakın, görevlerine göre olan sinir hücreleri 3'e ayrılıyor. Duyu nöronu, ara nöron ve motor nöron. Bu şekilde bu sırayla ezberlerseniz daha kolay olur arkadaşlar. Çünkü iletim sırası da böyle ilerliyor. Yani ilk önce uyarı duyu nöronuna geliyor. Sonra ara nörona, en son da motor nöronuna çıkıyor. Tepki olarak gönderiliyor. Yani bu şekilde ezberlerseniz daha iyi olur. O zaman isterseniz şöyle yazalım. İlk olarak bir diyorum duyu nöronu. Duyu nöron. Şimdi arkadaşlar, duyu nöronunun bir diğer adını bilmekte de fayda var. Bir diğer adı aferent nörondur. Aferent nörondur. Neden diğer adını biliyoruz? Çünkü biz öya betici olduğumuz için tabii ki bize ikinci ismiyle soracaktır. Şimdi arkadaşlar, bunlar duyu organlarında bulunan nöronlardır. Yani bizim duyu organlarından alınan uyarıları nereye iletecek bunlar? Merkezi sinir sistemine, yani beyin ve omuriliğe iletecek. O zaman yazalım. Duyu organlarından, zaten isminden de anlaşılacağı gibi, duyu organlarından alınan uyarıları merkezi sinir sistemine götürür. Duyu nöronunun görevi kısaca bu. Gelelim bir diğer nöronumuza. Şimdi bunlara zarar görürse neler olacak, onlardan da bahsedeceğiz. İlk önce görevlerini verelim. İkincisi ara nöron. Ara nöron. Ara nöronun diğer adı da arkadaşlar internörondur. İnternöron. Şimdi peki internöron ne işe yarıyor, ara nöron? Arkadaşlar işte merkezi sinir sisteminde bulunan nöronlar bunlardır. Peki ne yapıyor bu nöronlar? Bu nöronlar gelen uyarıyı değerlendiriyor ve buna göre buna uygun bir cevap oluşturuyor. Mesela diyelim ki ben şu masaya dokunuyorum, böyle sıcak mı diyecektim, sert mi yumuşak mı olduğunu anlamaya çalışıyorum. Dokunduğum anda duyu nöronu ne yaptı? Uyarıyı aldı. Nereye götürdü? Merkezi sinir sistemine, yani beynimizin ilgili bölgesine götürdü. Orada kimler var? Ara nöronlar. Bunun sert mi yumuşak mı olduğuna karar veriyor. Tabii ki bu kararı neye göre veriyor arkadaşlar? Bizim önceki öğrenmelerimize göre veriyor. Daha sonra bu kararı verdikten sonra bu kararı kime yükleyecek? Motor nörona yükleyecek. Yani ara nöron ne yapıyor? Ara nöron değerlendirme yapan kısımdır. O zaman şöyle yazıyoruz. Merkezi sinir sisteminde bulunur. Duyu nöronlarından gelen uyarıları değerlendirir ve bir cevap oluşturur. Cevap oluşturur. Peki bu cevabı kime yüklüyor arkadaşlar? Motor nörona yüklüyor. Bu arada bunlar kesinlikle merkezi sinir sisteminden dışarı çıkmıyorlar arkadaşlar. Bizim vücudumuzda bulunan nöronların çoğu zaten ara nöronlardan oluşuyor. Çünkü neden? Cevap verme olayı çok karmaşık bir işlem. Çok karmaşık bir işlem olduğu için bol miktarda ara nöron bulunuyor arkadaşlar. İşte düşünme, öğrenme, hafıza gibi olaylar kimler tarafından kontrol ediliyor? Ara nöron tarafından kontrol ediyor. Onu da yazalım. Düşünme, hafıza, İşte hatırlama, bellek, yani depo etme gibi arkadaşlar, veya konuşma. Daha bunun gibi bir sürü şey sayabiliriz. Konuşma gibi olaylar ara nöronlar tarafından kontrol edilir. Evet, bu şekilde ara nöronlarımızın görevi. Gelelim, ara nöron şimdi cevabı oluşturdu ya, kime yüklüyor bu cevabı? Tabii ki motor nörona. 3 diyorum, motor nöron. Arkadaşlar, motor nöronun diğer adı da eferent nörondur. Eferent nörondur arkadaşlar. Peki motor nöron ne yapıyor? Ara nörondan aldığı cevabı
ilgili kasa veya ilgili beze götürüyor arkadaşlar. O zaman ne yapıyormuş? Beyin ve omurilikten oluşan cevapları aferent organ, yani efektör organlara götürüyor arkadaşlar. Yazalım. Merkezi sinir sisteminden aldığı uyarıları nereye götürüyor? Efektör organa. Efektör organa götürür. O zaman uyarı iletimi nereden nereye doğru sorulursa bakın. İlk önce duyu nöronuna uyarı geliyor. Tabii ki duyu nörondan önce bir de reseptörler var. Bu reseptörlerin algılaması gerekiyor uyarıyı. Hani reseptörü ben ilk başta söylemedim ama reseptörler arkadaşlar uyarıyı ilk algılayan yapılardır. Hani hücrelerde bulunan glikoproteinler zaten reseptör görevi görüyor. Şimdi reseptörler uyarıyı algılıyor. Duyu nöronuna veriyor. Duyu nöronundan ara nörona, ara nörondan motor nörona, motor nörondan da efektör organa gidiyor. Yani sıralamamız bu şekilde. En son zaten yazacağım onu. Peki, şöyle bir şey oldu. Diyelim ki duyu nöronu zarar gördü. Zarar görürse. Ne olur arkadaşlar? Duyu nöronu zarar görürse ne olur? Duyu nöronu zarar görürse... duyu organlarından uyarı alınamaz ve herhangi bir şekilde cevap oluşturulamaz arkadaşlar. Bakın uyarı alınamaz. Uyarı alınamaz. Şimdi uyarı alınamadığı için dolayısıyla ara nörona gitmeyecek. Ara nöron değerlendiremeyecek. Dolayısıyla arkadaşlar herhangi bir cevap da oluşmayacak. Peki duyu nöronunun zarar gördüğü bir olaydan bahsedeyim size. Hani bir örnek vereyim. Mesela... Lokal anestezi buna örnektir. Lokal anestezi. Veya normal şey normal genel anestezi de diyebiliriz ama lokal anestezi buna daha iyi bir örnektir arkadaşlar. Lokal anestezi de mesela nedir? En herkesin yaşadığı bir şey vardır. Dişinizi çektirmişsinizdir mutlaka. Ne yapıyorlar oraya? Bir iğne yapıyorlar değil mi? Dişin olduğu kısmı uyuşturuyorlar. Hatta diliniz uyuşuyor, yanağınız uyuşuyor, yani dudaklarınız uyuşuyor. İşte o uyuşma lokal anestezidir. Arkadaşlar burada duyu nöronlarına geçici olarak zarar veriyor. Yani zarar derken bu kalıcı bir zarar değil. Geçici olarak duyu nöronları durduruluyor. Durdurulduğu için artık o doktor hani elindeki aletlerle böyle dişimizi zorlasa da ne yapsa da biz hiçbir şey hissetmiyoruz arkadaşlar. Tabii bazen hani bazı insanlar dirençli olabiliyorlar anesteziye, onlar hissedebilir ama genel olarak zaten hissetmiyoruz. Lokal anestezi o yüzden duyu nöronlarının zarar görmesine örnek olarak verebiliriz. Şimdi gelelim bir diğerine. Ara nöron zarar görürse ne olur? Ara nöron zarar görürse. Arkadaşlar, ara nöron zarar görürse de tabii ki bakın duyu nöronu sağlam, uyarı gelir ama değerlendirme yapılmaz. Bakın uyarı gelir. Uyarı gelir çünkü uyarıyı getiren kim? Duyu nöronu. O zarar görmemişse uyarı getiriyor ama değerlendirme yapılamaz. Bakın buna en iyi örnek de felç örneğidir. Şimdi felç örneğinde hani bu belden aşağısı tutmayanlar veya boyundan aşağısı tutmayanlar için şöyle diz refleksini ölçmek için arkadaşlar dizine çekiçle vururlar. Normalde dizinize belli bir kısmına çekiçle vurulduğu zaman ayağınızın otomatikman ileri doğru gidip gelmesi gerekiyor. İleri geri yapması gerekiyor. Felç olan kişilerde ara nöronlar zarar gördüğü için aslında bakın uyarı iletiliyor ama ara nöron zarar gördüğü için yani omurilik zarar gördüğü için oradaki refleks yayı çalışmıyor arkadaşlar. Felç bu durum örnektir. Unutmayın bakın size şöyle bir yorum yaptırabilir. Hani ara nöronu zarar gören bir insanda aşağıdakilerden hangisi olur veya olmaz diye sorabilir. Bakın uyarı gelmez derse yanlış olur. Uyarı gelir ama değerlendirilmez. Tamam değerlendirme yapılmaz. Bunu da unutmayalım. Gelelim. Motor nöronun zarar görmesine. Arkadaşlar motor nöron zarar görürse ne olur? Şöyle yazayım. Zarar görürse. Arkadaşlar motor nöron zarar görürse tabii ki ne olacak? Uyarı. Bakın uyarı. Yani aslında uyarı değil de cevap diyelim. Yani cevap olarak parantez içerisine yazayım. Cevap efektör organa. Efektör organa gelmez. Peki bunun en iyi örneği nedir? Botoks. Parantez içerisinde Ajda Pekkan yazıyorum size. Ajda Pekkan.
Şimdi Ajda Pekkan'a dikkat edin veya diğer botoks, gerçi günümüzde böyle çok yaygınlaştı botoks yaptıranlar, estetik yaptıranlar. Botoks yaptıranlara dikkat edin. Suratlarında belirli bir ifade yok. Hep böyle balık gibi bakıyorlar etrafa. Arkadaşlar, bunların yüz ifadelerindeki sebep, hani sürekli aynı olmasındaki sebep, botoks yapılırken o botoksun içerisinde bulunan sıvı motor nöronlara zarar veriyor. Dolayısıyla oradaki kaslar artık çalışmıyor. Yani siz botoks yaptıran bir kişiye, yüzünü gerdiren, işte yüzünde bir sürü botoks olan bir kişiye espri de yapsanız aynı yüz ifadesiyle karşılar sizi. Üzgün de olsa aynı yüz ifadesi olur, şaşkın da olsa aynı yüz ifadesi olur. Bunlar da motor nöronlara zarar verildiği için çalışmıyor ve yüz mimikleri oluşmuyor. Neden? Çünkü oradaki kasları çalıştıran nöron motor nöronlardır. Bu yüzden de arkadaşlar belirli bir yüz ifadeleri vardır. O yüz ifadesinin dışına asla çıkamıyorlar. Üzgün de olsa, sinirli de olsa hep aynı yüz ifadesi vardır. Evet, böylece isterseniz şöyle genel bir uyarı da, genel bir örnek de vereyim. Şimdi bakın, duyu nöronu zarar görse mesela, diyelim ki duyu nöronum zarar görmüş, ben elimi sıcak suyun içerisine daldırmışım, elim yanıyor ama bunu hissetmiyorum. O zaman benim hangi nöronum zarar görmüş? Duyu nöronum. Çünkü neden? Duyu nöronu oradaki uyarıyı alamıyor, alamadığı için de iletemiyor. Bu gitti, tamam. Peki, eğer ki duyu nöronu sağlam, ara nöron zarar görmüşse ne olur? Bakın, elimi çaydanlığa batırırım. Hani veya değdiririm. Sıcak suya daldırmışım elimi. Ama uyarı gidiyor. Duyu nöronu çalışıyor çünkü. Ama cevap verilmiyor. O yüzden acı da hissetmiyoruz. Bakın, duyu nöronu zarar görürse de mesela acı hissetmem ben o anda. Ara nöron zarar görmüşse de acı hissetmem o anda. Neden? Çünkü duyu nöronu uyarıya götürmediği için acı hissetmiyorum. Ara nöronda arkadaşlar uyarı geldi ama çalışmadığı için, değerlendirme yapamadığı için sen buradan acı çekiyorsun. Elini çek diye cevap oluşturamıyor. O yüzden acı çekiyorum. Yani yine acıyı hissetmiyorum. Peki motor nöron, diyelim ki duyu nöron, ara nöron çalışıyor, motor nöron çalışmıyor. Elimi çaydanlığa batırdım. Duyu nöron uyarıyı getirdi. Ara nöron değerlendirdi. Bakın, değerlendirdi. Yani bir acı hissi var ortada. Hissediyorsun ama elini oradan çekemiyorsun. İşte aslında en kötüsü de budur. İkisinin çalışıp motor nöronun çalışmaması arkadaşlar en kötüsüdür. Acı hissedersin ama elini oradan çekemezsin. Neden? Çünkü buraya motor nöron cevap getirmiyor. Tabii bunların hani olabilmesi için birçok motor nöronun zarar görmesi gerekiyor. Bu yüzden de hani böyle çok uç bir örnek verdim size ama yine de olma ihtimali vardır tabii ki. Evet, böylece ne yaptık? Nöron çeşitlerini işledik. Peki, uyarı iletimi nasıl gerçekleşir arkadaşlar? Şöyle alt kısma uyarı iletimi yazmak istiyorum. Uyarı iletimi nereden nereye doğru gerçekleşir? İlk önce reseptör alır. Reseptör. Reseptör arkadaşlar duyu nöronuna verir. Duyu nöronu ara nörona verir. Ara nöron motor nörona verir. Motor nöron da nereye getirir? Efektör organa getirir. Yani tepki organına getirir arkadaşlar. Bunlardan herhangi bir zarar gördüğünde, mesela ara nöron zarar gördüğü zaman şu ikisi çalışır. Ama ara nöron değerlendiremediği için, cevap veremediği için bu ikisi çalışmaz arkadaşlar. Bakın, bunlar zarar gördüğü için değil. Sadece ara nöron cevabı oluşturamadığı için bunlar çalışmaz. Bu şekilde de yorum yapabiliriz. Evet, şimdi geliyorum artık şekillerine göre nöronlara. Arkadaşlar, şekillerine göre nöronlar tek kutuplu, iki kutuplu ve çok kutuplu olarak üçe ayrılıyor. Şöyle yine 1-2 diye gidelim. 1 diyorum. Tek kutuplu. Tek kutuplu. Yani unipolar. Unipolar nöronlar. Peki bunlar ne işe yarıyor? Arkadaşlar, yani şekil olarak neye benziyor? Hani ne işe yarıyor değil de şekillerinden bahsedeceğiz sadece. Bunların gövdelerinden tek bir uzantı çıkıyor. Bakın, gövdeden tek uzantı çıkar. Tek uzantı çıkar. Zaten tek kutuplu denilmesinin sebebi de budur. İki kutupluya gelelim. İki kutuplu, yani bipolar. Bipolar deyince bipolar duyu bozukluğu diye bir hastalık var. Bununla karıştırmayın. Bunun bilgisi yoktur arkadaşlar. Şimdi bakın. Bunlar da nöronların gövdelerinden iki tane uzantı çıkıyor arkadaşlar. Bunların bir tanesi akson, diğeri de dendrittir. İki kutuplu olanlardan.
Bakın tek kutuplu olanlarda tek bir uzantı çıkıyor. İki kutuplu olanlarda ise arkadaşlar iki tane uzantı çıkıyor. Genellikle bizim duyu nöronlarımız bipolar, yani iki kutuplu olan nöronlardır. O zaman şöyle yazalım. Gövdeden iki uzantı çıkar. Bunlardan biri dendrit, diğeri aksondur. Genelde ne dedik? Duyu nöronları bu şekilde olan nöronlardır. Duyu nöronları. Gelelim üçüncüsüne ve sonuncusuna. Üçüncüsü de arkadaşlar multipolar, yani çok kutuplu olanlar. Çok kutuplu. Parantez içerisinde multipolar diyelim. Şimdi arkadaşlar bunlarda da nöronlarda ikiden fazla uzantı çıkıyor. Dendritler kısa, ince ve çok sayıdadır. Hani ben bir önceki videoda size şekil çizmiştim ya. İşte oradaki şekil aslında multipolar olana örnektir. Bunlar arkadaşlar çok sayıda dendritler kısa ve ince, işte çok sayıda olan uzantılardır. Bir tane de arkadaşlar yine akson kısmı oluyor. Bunlar da genelde merkezi sinir sisteminde bulunan nöronlardır. O zaman şöyle yazalım. İkiden fazla çıkıntı ya da uzantı diyebiliriz. Uzantı bulunur. Dendritler kısa ve çok sayıdadır. Yine arkadaşlar akson da buradan çıkıyor. Şöyle yazayım. Akson da tek ve uzundur. Evet, çok kutuplu olanlar da bu şekilde. Peki şekil olarak görecek olursak. Arkadaşlar tek kutuplu için şöyle bir şekil çizebiliriz. Bakın şu hücre gövdesi. Hücre gövdesinden şöyle tek bir uzantı çıkıyor. Bakın tek bir uzantı. Bu tek uzantının tamamı aksondan oluşuyor arkadaşlar. Uç kısımlarında da dendritler var. Yani şurada şöyle tek bir uzantı. Şu kısım neymiş? Akson. Bu bizim unipolar, yani tek kutuplu dediğimiz hücrelerimizdir. Yazalım hatta unipolar diye. Şurası da hücre gövdesi. Şimdi gelelim iki kutuplu olanlara. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Burada tek bir tane çıkmış. O böyle uzamış. Ama iki kutuplu olanlarda hücre gövdesi şurasıysa, bakın şu hücre gövdesi ise buradan iki tane uzantı çıkıyor. Bunlardan bir tanesi dendrit oluşturuyor. Diğeri de akson oluşturuyor arkadaşlar. Daha uzun olan kısım nedir? Aksondur. Akson şu kısımda dendrit olarak isimlendirebiliriz. Dendrit. Bu da nedir? Bipolardır. Şekillerine çok da kanmayın. Gelelim çok kutuplu olana, yani multipolar. Multipolar zaten benim dediğim gibi bir önceki videoda çektiğim. Şöyle. Aslında bunu da çizgili gösterseydim daha iyi olurdu ama neyse böyle olsun. Arkadaşlar bu da multipolar. Şu kısım yine akson kısmı. Şu kısımda dendrit ve gövde kısmı. Dendrit, şurası da zaten gövde kısmı. Bu da bizim multipolar hücremizdir. Şimdi örnek vereyim ben mesela. Omurgasız hayvanların motor nöronları arkadaşlar tek kutupludur. O zaman ben şöyle yazabilir miyim? Örnek olarak renkli kalemle yazayım hemen parantez içerisinde. Omurgasızların motor nöronları. Mesela nedir? Tek kutuplu nöronlardır. İki kutuplu örnek olarak verelim. Balıkların merkezi sinirleri arkadaşlar. Yine bizim duyu nöronlarımız. Onu da yazalım. Balıkların merkezi sinirleri. Bunlar nedir yine? İki kutupludur. Çok kutupluya da örnek verelim. Arkadaşlar yine balıklarda koku alma işte sinirleri veya tamamen de düşünebiliriz. Koku alma sinirleri diyelim. Koku alma sinirleri. Şimdi koku alma sinirleri direkt sinirsel uzantıdır. Hani burada koku duyusuna geldiğimiz zaman anlatacağım arkadaşlar. Herhangi bir şekilde işte talamusa uğramadan direkt bizim beynimize gider koku duyusu. Dolayısıyla burada şeyden oluşuyor. Multipolar dediğimiz çok kutuplu hücrelerden oluşuyor ve direkt olarak beyne gidiyor. Koku alma sinirleri de multipolar sinirlerdir. Evet, böylece sinir hücrelerinin çeşitlerini anlatmış olduk. Görevlerine göre ve şekillerine göre. Bir sonraki videoda polarizasyon, depolarizasyon. Daha sonra arkadaşlar
Eğer vaktimiz kalırsa, hani çok fazla video uzun sürmezse, sinapsı da anlatırım size. Bir videoda bütün bunların hepsini anlatmaya çalışacağım bakalım. Sonraki videolarda da artık beyne başlarız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.